Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halk edebiyatı kısmına geçiyoruz gençler. Halk edebiyatının 3 tane kendi içerisinde başlığı var. Bunlar anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, tekke ve tasavvuf edebiyatı gençler. Şimdi birincisiyle başlıyoruz. Anonim halk edebiyatına geçeceğiz arkadaşlar. Ama önce genel olarak halk edebiyatı nedir? Özellikleri nelermiş ona bir bakalım. Ondan sonra da başlayalım bölümlerine gençler. 1. Halk edebiyatının genel özellikleri arkadaşlar. 1. Kaynağı halktır. Sanatçılar ise genelde halktan kişilerdir. İslamiyet öncesi dönem gibi sözlü bir gelenek ağır basar arkadaşlarım. Dili yalındır, Arapça, Farsça kelime vardır ama sayısı azdır. Tekke tasavvufta biraz daha fazladır diye dönemlere göre yani anonim ve aşık edebiyatına göre biraz daha tekke ve tasavvufta Arapça, Farsça kelimeler fazladır diyoruz. Genelde hece ölçüsü kullanılmıştır. Sadece değil dikkat genelde hece ölçüsü kullanılmıştır. Ama aruzada yer verilmiştir diyoruz. Nesirden çok yani düz yazıdan çok şiirde gelişmiştir. Şiirler ortak başlıklarda toplanır. Her şiirin ayrı başlığı yok. Mani, ninni, türkü gibi mesela ortak başlıklarda toplanıyorlar. İlahi diyoruz, koşma diyoruz. Ayrı ayrı şiirlere başlık bulmuyoruz. Şiirler saz eşliğinde özel bir ezgiyle söylenir. Ağırlıklı olarak yarım uyak ve dörtlük kullanılmıştır. Yine şairler mahlas dediğimiz takma adları kullanmışlardır. Mazmun dediğimiz kalıplaşmış sözlere yer verilmiştir. Kendi içerisinde üç dönem ayrılır. Bu arada mazmun kullanmak mahlaslara yer verilmesi, yine şiirlerin ortak başlıklarda toplanması bu özellikler divan edebiyatıyla ortaktır. Normalde divan edebiyatıyla çok farklıdır ama bu özelliklerle divan edebiyatıyla benzerdir gençler. Anonim demek ki arkadaşlar yazanı söyleyeni belli olmayan ya da halkın ortak ürünü demek, halkın oluşturduğu ürünler demektir. Genelde sözlü bir edebiyattır. Bu dönemde sadece hece kullanılıyor. Halk edebiyatının genelinde sadeceyi kullanamazsınız. Dikkat edin gençler. Orada genellikle diyoruz. Ama anonim ürünleri halk oluşturduğu için halk arkadaşlar heceyi kullanmıştır. Diğer tekke ve tasavvufta sadece diyemezsiniz. Aşık tarzında sadece diyemezsiniz. Anonimde bu ifadeyi kullanabilirsiniz. Nesir ve şiir olarak iki kolda gelişmiştir. Şimdi bizim şiir biçimlerine bir bakalım. Nelermiş anonim şiir biçimleri? Hızlı bir şekilde baktığımız zaman maniler bu edebiyatın en küçük biçimidir gençler. Tek dörtlükten oluşur. AA, XA uyak şemasıdır. Yedili ölçüyle söylenir. Bu ifadelere dikkat edin. Mani bir şiir verdiği zaman nasıl anlayacakmışım? Bakıyorum yedili hece ölçüsüyle mi yazılmış AA, XA şeklinde mi? Bunu inceliyorum gençler. İlk iki dize hazırlık, son iki dize asıl kısımdır diyoruz. İlk iki dize doldurma şeklinde de gelebilir. Hazırlık değil de doldurma, son iki dize asıl söylenen kısımdır diye de gelebilir. Düz mani bildiğimiz bu özelliklerde yazılan kesik mani veya cinaslı mani ilk dizesi 7'den az olan arkadaşlar manilerdir. Yedekli artık mani 4'e 2 tane daha ekliyorsunuz. 6 mısradan oluşuyor. Buna yedekli mani. Karşılıklı değiş dediği zaman gelin kaynana aşıklar arasında karşılıklı bir biri söylediği mani tipidir. Karşılıklı değiş mani. Ayaklı doldurma mani 7'den az olan mısrayı 7'ye tamamlayarak yapılır. Buna da doldurma mani diyoruz gençler. Türkü en yaygın biçimidir. Burada mani gibi her konuda yazılabilir. Aşk, ayrılık, özlem ne varsa 7, 8, 11 lecele söylenebilir. Bazı türkülerin yazarı bellidir. Gençler genelde yöresel olan türkülerin belli değildir. Ama biz bazı türkülerin yazarının da belli olduğunu bilelim. Genelde dörtlük ve bentlerden, dörtlü bentlerden oluşur arkadaşlar yani. Asıl sözlerin bulunduğu kısma bent. Her bendin sonunda eklenen kısma kavuştak. Bizim bildiğimiz ismiyle nakarat denir gençler. Özel bir ezgiyle hep söyledir.
Kırık, Hoyrat, Kayabaşı, Yığır, Bozlak gibi yöresel isimleri vardır. Bu ilki A, 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 B de olabilir veya A, B, A, B de olabilir. Bir dörtlük bu şekilde ise o bir şiirin ilk dörtlüğüdür. Çünkü sadece ilk dörtlükte nakarat dediğimiz bu kısım iki defa söylenir. Çünkü bazen size dörtlük veriyor, sıralama isteniyor ya. İşte bu özelliğe bakacaksınız gençler. Eğer nakarat iki defa tekrar edilmiş bir dörtlük varsa o bulunduğu şiirin ilk dörtlüğüdür demektir. Ninni annelerin çocuklarını uyutmak için özel bir ezgiyle söylediği şiirlerdir. Ağıt ölen birinin arkasından söylenen şiirlerdi. İslamiyet öncesi dönemde biz bunlara sagu, divan edebiyatında mersiye diyoruz gençler. Hemen şöyle baktığımız zaman sıkmış soru üzerinden. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yine A, A, B, A özelliklerini gördünüz. Yedili ölçüyle yazılmış hangisi yanlıştır diyor. Dikkat edin. İlk iki dizi hazırlık doldurmaydı. Bakın 2015'te sorulmuş bir soru gençler. A, A, B, A şeklindedir. Yedilidir. Asıl söylenmek istenen evet 3 ve 4 dizelerde söylenen türkü değil. A, A, X, A, Mani'di. İşte bu kadar kolay bir soru yorumunuzu istiyordu sadece gençler. Nesir düz yazı biçimlerine geçiyorum arkadaşlar. Karagöz çok fazla soruluyor. Dikkat edin. Gölge oyunu diğer ismidir. Şeyh Küşteri deriden yapıp oynattığı için Küşteri Meydanı adıyla da bilinir. Karagöz ve Hacivat baş kahramanlardır. Mukaddime, muhabere, fasıl ve bitiş olarak 4 bölümden oluşur. Fasıl bölüm asıl bölümdür gençler. Unutmayın. Karagöz okumamış halkı, Hacivat ise aydın bilgili kişileri temsil eder. Karagöz'ün yanlış anlamaları ile oyun komik hale gelir gençler. Doğaçlamaya dayalır. Geleneksel tiyatromuzun diğer modern tiyatrodan farkı budur. Doğaçlamaya, tülü ata dayalıdır gençler. Bir metin, herkesin ne söyleyeceği yazılı olduğu bir metin yok. Kalıp belli sadece, sınırlar belli, çıkıyorsunuz. O an ne gelirse o şekilde oynuyorsunuz diyoruz. Karagöz oynatan kişileri hayali hayalbaz. Yardımcısına tev çalanı da yardakçı diyoruz gençler. Orta oyun Karagöz oyununun sahneye çıkmış halidir. Bunu ışıkla bir perdenin arkasından biri oynatıyordu arkadaşlar kuklaları. Bu kez sahneye indiler. Oldu ismi orta oyunu. Zuhuri meydan oyunu demektir gençler. Burada temaşa meydanı dediğimiz oynanan yer var arkadaşlar. Yeni dünya ve dükkan olarak şapkalı iki tane önemli dekordan oluşur. Yine doğaçlama. Burada şu not soruluyor. Kavuklu arkadaşlar Karagöz'ün pişekar Hacivat'ın karşılığıdır. Temsil ettiği kişilerdir. Yine mukaddime, muhabere, fasıl, bitiş olarak 4 bölümden oluşuyor gençler. Karagöz oyununun diğer karakterleri gençler. Orta oyuna ilgili de gelebilir yine bunlar. Zenne kadın kılığına girmiş erkek o dönemde kadınların tiyatro oynaması mümkün olmadığı için kadın ihtiyacını bir erkeğin kadın kılığına girmesiyle karşılıyordular arkadaşlar. Beberuhi, cüce, yılışık, densiz bir tip. Matiz, sarhoş. Külhan Bey, tutsuz, Delibekir, Efe, Kabaday, zorba, sarhoş bir tip. Çelebi, miras yedi, züppe bir tiptir. İstanbul Türkçesini kusursuz konuşan nazik bir tip arkadaşlar. Baba Himmet omzunda balta ile gezen oduncu bir tiptir. Kastamonulu olarak da bilinir. Denyo utanmaz küfürbaz. Tiryaki afyon çekip binekler laf ebesidir. Acem İranlılar için kullanılır ve genelde halı işiyle uğraşır. Anadolu temsilcileri vardır. Laz, Bolulu, Kayserili gibi. Anadolu dışından Arnavut, Arap, Acem gibi. Müslüman olmayan Rum, Ermeni, Yahudi gibi. Kusurlu ve ruhsal hasta olarak Kekeme, Kambur gibi kişiler de temsil olarak kullanılmıştır gençler. Şöyle bu fotoğrafı da arkadaşlar yine sizlere gösterebilmek için şöyle silim resimleri bakın. Tutsuz Deli Bekir tipi, kabadayı bir tipte hatırlayın. Nazik kibar çelebimiz, Baba Himmet baltasıyla tiryaki afyonunu çekiyor yine. Bunlar da arkadaşlar zengin tipleme, Yahudi genelde, Arnavut, Zennep. İşte bu da bizim erkeğin kadın kılığına girmesiyle elde ediliyor arkadaşlar. Frenk batıyı taklit eden, batılı olan elbiseleriyle her şeyle o. Beberuhi bakın arkadaşlar gibi
bu şekilde temsilleri görmüş oldunuz. 2019 son model bir soruyla bakın. Pekiştirelim hemen. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Genellikle gölge oyunu olarak nitelendiren Karagöz, Sıra, Mum, Lama gibi bir aydınlatma kaynağıyla yarı sayıda bir perdeden yararlanarak oynanır. Evet, Karagöz'ün Hacivat Paşa'ndan geçen olayla anlattığı oyunda Çelebi, Bebe Ruhi, Tuzsuz Deli Bekir gibi yardımcı tipler vardır. Doğrudur. Karagöz oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olarak 4 bölümden, evet, mukaddime, muhavere, fasıl, bitiş doğrudur. Karagöz şakacı, nükteden, meraklı, patavatsız, evet, Hacivat, medrese kültürüyle yetişmiş, eğitimli, evet. Toplumun aksayan yönlerini eleştirdiği oyunda Karagöz mendil, baston, sandalye, bunlar meddahın arkadaşlar aksesuarlarıydı. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmuş oldu değerli öğrencilerim. Yine orta oyunuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın yine bir çıkmış soru örneği 2008. Erkekler tarafından canlandırılan kadın tipine Zenne doğru. Baş oyuncu okumuş orta sınıf şehirliği temsil eden. Bakın okumuş orta sınıf şehirliği temsil eden Kavuklu'dur. Şimdi Kavuklu arkadaşlar Karagöz'ün temsil ettiği şeyi temsil ediyor. Yani okumamış cahil kesimi arkadaşlar. Dolayısıyla pişekar olacaktı bu da. Cevap o yüzden de arkadaşlarım bursa olmuş oldu. Herhangi bir metne bağlı kalmadan doğaçlama doğrudur. Fasıl oyunun asıl bölümüdür doğrudur. Bağlama ve frenk oyuncu tipleridir doğrudur. Yine çıkmış bir soruyla hemen 2017 yılı bakın gençler. Şöyle 2012 var. Karagöz oyunuyla ilgili yanlış bir bilgi vardır diye sormuş arkadaşlarım. Yine giriş muhabere fasıl. Bak bölümler sorulmuş. Tuzsuz Deli Bekir zengin, biraz yedi çırt kırıldım. Bu Çelebi'nin özelliğiydi. Tuzsuz Deli Bekir kaba, sarhoş, nara atan bir tipti gençler. Aşağıdakilerin hangisi Karagöz tipinin özelliklerinden biri değildir? Karagöz tipini soruyor bize. Düşündüğünü söylemekten çekinmez. Evet Hacivat'ın söylediği bazı sözleri yanlış anlar. Hacivat ile hemen her konuda zıt fikirlere sahiptir. Orta oyundaki Kavuklu tipini hatırlatır. Doğrudur. Konuşmalarında özentili ve süslü değil halkı temsil ettiği için yalın konuşma bir dili vardır gençler. Baktığımız zaman meddah tek kişilik bir oyundu gençler. Aksesuarlarını unutmayın. Mendil, baston, sandalye ve tek kişilik bir oyundu. Bilmece diğer ismi muamma divan edebiyatında lugaz olarak geçer gençler. İpuçları verilip biliyorsunuz bildiğimiz bilmecelerden bahsediyor arkadaşlarım. Halk hikayeleri nazım nesir karışık destandan halk hikayesine geçişin ilk eseri Dede Korkut'ta hatırlayın. Kahramanlık anlatan Köroğlu Battal Gazi gibi halk hikayeleri. Aşk anlatan Kerem ile Aslı Ferhat ile Şirin gibi yine bizim halk hikayelerimiz vardır. Dönemin izlerini hangi dönemde oluşmuş o dönemin izlerini taşır. Fasıl, döşeme, asıl konu, sonuç ve dua gibi bir de efsane olarak işte onlar derler ki şöyle oldu, şu dünyada şöyle buluştu gibi efsane olarak da son bölümle bitirilir gençler. Geçiyorum. Masal olağanüstülük fazladır, hayal ürünüdür. Olayların yeri ve zamanı belli değildir, belirsizliktir. Ülkenin birinde bir padişah. Hangi ülke, hangi padişah belli değildir. Döşeme, diğer ismiyle tekerleme, olay ve dilek olmak üzere 3 bölümden oluşur. Evrenseldir, destanlar, milliyetçidir, ulusaldır. Masallar evrenseldir. Bütün çocuklara iyiler kazanır, kötüler kaybederi. Alçak gönüllülüğü öğretir çünkü. Seci dediğimiz iç uyaklar kullanılır gençler. Düz yazıdaki uyaklara seciler diyoruz. Bizim Türk edebiyatımızda masal derleyicisi Eflatun Cem Güney'dir. Lakabı masalcı babadır. Yine Pertevin Aylı Borat'a diğer önemli temsilcisidir. Masal derleyicisi olarak. Billur Köşk masalları derlenen ilk Türk masalıdır. Tahir Alangu tarafından değerlenmiştir. Beydeba, Kelle ve Dimne ile bütün dünya edebiyatında masalın ilk örneğini veren kişi kabul edilir. Ezop, Panchatantra, Andersen, yine La Fontaine bu türün önemli temsilcileridir gençler. Hemen son model bir soruyla bakıyorum bakın. Aşağıdakilerin hangisinde bir masalın döşeme? Neydi döşeme? Döşemenin tekerleme bölümü olduğunu bilsen 2019'da pireler berber iken, develer tellal ikenin bir tekerleme olduğunu bilip bu soruyu çözebilirdiniz arkadaşlarım. Evet, böylelikle arkadaşlar
anonim ürünleri bitirmiş olduk. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.